Herkese merhabalar. En güzel ışık alan yer burasıydı. Ben de buraya oturdum. Uzun zamandır burada video çekmiyordum. Arada konuşurken zorlanabilirim. Çünkü braketi özellikle şu üst dudağımın bu kısmı takılıyor. Maalesef ki. O yüzden beni zorlayabiliyor. Bazen kelimeleri yuvarlayabilirim, yutabilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Başlıktan da gördüğünüz gibi kitap alışverişini çekeceğim. Bunu ayrı olarak neden çekmeye karar verdim? Çünkü vlogların içerisinde herkesin ilgisini çekmeyeceğini düşündüğüm için ayrı olarak çekeyim istedim. Ve yine videomun da başında bunu belirtmek isterim ki kitap alışverişi videolarında genelde şu tarz yorumlar da görüyorum. İşte yaşına uygun kitap mı, işte bilmem edebiyat içerikli kitap oku, yok felsefe içerikli kitap oku, yok çerezli kitaplar size bir şey katmaz, işte ders çıkaramazsınız vesaire gibi yorumlar oluyor. Herkesin zevkleri ve renkleri farklıdır arkadaşlar. Sizin ilgi alanlarınız onlardır. Onları okumaktan keyif alırsınız. O yüzden hani bu tarz şeylere, bu konularda girmemek, saygı duymak gerek diye düşünüyorum. Çevrenizde kitap okuyacak insanlar varsa işte öyle kitap okumayın, böyle kitap okumayın diyerek kimsenin şevkini kırmayın. Çünkü gerçekten özellikle internetin çok kullanıldığı bir zamandayken kitap alışkanlığı kazanmak, kazandırmak gerçekten çok zor. Çünkü her şeyi internetten bulabiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. O yüzden kitap okumaya insanlar ihtiyaç duymamaya başladı. Bu içinde ben de olmak üzere. Zaman zaman ben de kitap okumayı uzunca bir süre bırakıyorum. O yüzden insanlar hazır kitap okuyacağım ben diye kendilerini bunu hazırladıktan sonra lütfen kimsenin şevkini kırmayın. Biliyorsunuz artık kitapları seslendiriyorlar ve siz onları dinliyorsunuz. Ama her ne kadar öyle olsa da yok ya, kitap okumayı seven biri için tatmin edici değil. Yani o sayfayı çevirdiğinizde çıkan ses, ne bileyim sayfaların kokusu, elinize alıp kitap okumak çok daha keyifli, çok daha farklı. Aynı şekilde mesela kitaplardan uyarlanan filmler de var biliyorsunuz ve asla ama asla, yani hiçbir film kitabın tadını vermiyor bence. Birçok videomda söylüyorum. Genelde romantik kitapları severim. Bazen fantastik kitaplar okuduğum da olur. Polisiye kitapları okumuştum. Korku içerikli kitaplar da okumayı severim. İnsanın herhalde ruh haline göre değişiyor sanırım ama genelde romantik kitaplar okumayı daha çok seviyorum. Evet, bismillah, yani daha başladık, yeni başladık. Ne kadar çok konuştum, öyle değil mi? Artık başlıyorum neler aldıklarımı göstermeye. Önce kendime aldıklarımı göstereceğim. Sonra çocuklar için aldığım etkinlik ve okuma kitaplarını göstereceğim. En son okuduğum kitabın, hatta ikinci kez okuduğum kitap Karma Karışık diye bir kitaptı. Ve ben o kitabı gayet severek, sıkılmadan okudum arkadaşlar. Konusu, spoiler verir miyim? Ben yaparım bunu. Yani beni bilenler bilir. Filmi bazen anlatırken filmin pat diye en can alıcı yerini söylerim ve o filmi daha istemezsiniz yani. Ya da şöyle anlatabilirim. Zengin ve hiçbir kadına aşık olmayan, sadece günübirlik ilişkiler yaşayan bir adamın sonradan yanında çalışan bir kıza bir şeyler hissetmeye başlayıp deli divane aşık olmasıyla ilgili bir konusu var. Aslında gayet klişe bir konu ama nedense seviyorum herhalde ben zengin erkek, fakir kız ya da tam tersi fakir erkek, zengin kadın. Neyse, Karma Karışık birinci kitabıydı. Onu bitirdim. İkinci kitabı olan Darmadağınık. Yazarın adını da şu şekilde görebilirsiniz. İlk kitabını okuduğum için içerisinde biraz cinsel içerikli sayfalar da var. Sizi rahatsız ederse, okumayanlar olursa diye belirtmek istedim. Üçüncü kitabı Sıkı Fıkı. Arkasında böyle okumak isteyenler olursa. Ve Karma Karışık serisinin son kitabı da Evli Barklı Klasik Mutlusun olacak sanıyorum. Bunu da bir vlogumda göstermiştim. Stephen King'in Medium isimli kitabı. Korku içerikli bir kitap. Stephen King'in kalemini de beğenirim. O yüzden bunu da bir okumak istedim. Bunu okuduktan sonra da yine aklımda bazı kitapları daha var derken de gözüme sokacaktım kitabı. Kitabın arkasını da göstereyim de size durdurup okuyabilirsiniz. Yine bunun mesela eleştirileri, yorumları burada. Bu kitabın da yorumları çok güzeldi arkadaşlar. Gecenin Sonuna Yolculuk diye bir kitap. Şöyle yine arkasını da size göstereyim. Yine durdurup okuyabilirsiniz.
yine yorumları çok iyi olan, hatta klasikleşmiş en iyi aşk kitapları arasında diyenler bile vardı. Uğultulu Tepeler. Yani bu çok gerçekten tarihi eski bir kitap. Yine bunu da arkasını size göstereyim. Özellikle arkasını gösteriyorum ki ona göre karar verip alırsınız ya da almazsınız. Şimdi kızıma aldığımız kitaplara geçelim. Çocuklara Nutuk kitabı. Aslında bundan annem derini almış ama bize vermeyi unutmuş. Bu da çok uygundu. 5 lira gibi bir fiyatı vardı. Derinden sonra da saklarım. Kutay'da okur Allah'ın izniyle. İnşallah o günleri görürüz. Nutuk'un arkasını da göstereyim. Diğer kitapta Behiç Ak, Çatıdaki Gezegen. Bunu ve diğer göstereceğim iki kitabı da öğretmenin tavsiyesiyle aldık. Şöyle, Derin bu kitabı bitirdi bile bu arada. Bunun da arkasını göstereyim mi? Belki çocuklarınızın ilgisini çekerse diye düşünüp almak istersiniz. Haydar Ergülen, Uykucu Şiirler. Derin bunu da bitirdi. Hatta birçok şiirini ezberledi bile. Yine şunun da arkasını göstereyim. Öğretmeninin tavsiyesiyle aldığımız bir diğer kitapta Bir Ayağı Yerde, Bir Ayağı Gökte Şiirler. Buna da yeni başlayacak. Araya başka kitap aldı. Arkasını da göstereyim yine. Ve Derin fıkra okumayı, anlatmayı çok seviyor. O yüzden bunun da fiyatında indirim vardı. Almak istedim. Çocuk Fıkraları. Ahmet Cansız'ın. Yine Ahmet Cansız'ın başka fıkra kitapları da varmış, yani Nasreddin Hoca ile ilgili okul fıkraları, temel fıkraları, öğrenci fıkraları varmış. Derin bunu bir okusun bakalım, hoşuna giderse birkaç fıkra kitabı daha alabiliriz. Gerisi de Kutay'a aldıklarımız. Aslında bunları da Derin kendi seçti ama kardeşine okumak istediği için seçti. Resimli olduğu için de ben okurken o da onlara bakar, daha keyifli olur diye Derin alalım dedi bunu BİM'den. Birisi Doğa ile Doğada Gezinti. Gerçekten iç kısımları da çok güzel. Derin öyle deyince dedim süper fikirmiş anneciğim. Beraber iki kardeş güzel de vakit geçirirsiniz. Çünkü Derin kardeşiyle bir şeyler yapmayı çok seviyor. Bu da Müzisyenler Neden Matematikte Sever. Yine bunun da iç kısımları böyle gayet renkli. İçinde etkinlik de var. Bunları da Kutay istedi. Yunuslar ve Koalalar. Özellikle koala şu ara çok ilgisini çekiyor. Hatta Netflix'te koalayla ilgili bir belgesel tadında bir dizi var. Bir kız çocuğunun koalası var ve koala ne yer, ne içer, ne yapar. Onunla ilgili dizi var. Onu da mesela çok severek izliyor. Derin de öyle, Kutay da öyle. O yüzden ilgisini çektiği için bunu almak istedi. Ve Yunuslar. En sevdiğim hayvan Yunus balığı. Diğeri de attır. Bilmeyenler için de bir söyleyeyim dedim. Neden bu bilgiyi verme gereği duydum bilmiyorum. İçinde de böyle çok güzel yunus balıkları var. Çok tatlı hayvanlar gerçekten. Bunları bizlere okutacakmış. Kendisi de böyle okuyacakmış, bakacakmış. Öykü Saati diye bunlar şoktan olması gerekiyor arkadaşlar. Buz Yarışı, bir diğeri de Yeni Bir Başlangıç. Bunun da iç kısmı böyle. İki adet de şöyle kitap aldım. Bu da yine şoktandı diye hatırlıyorum. Bu arada bunları biz uygulamalarından aldık. BİM harici tabii ki. Arabalar, Trenler, Uçaklar çıkartmalı etkinlik kitabı diyor. Bu da dinozorlar. Kutay bir ara dinozorları da çok seviyordu. Çok ilgisini çekiyordu. Bir sürü de dinozor oyuncağı var, bilenleriniz bilir. Şöyle çıkartmalı dediği gibi. Şöyle tamamlama falan var. Yani gayet eğlenceli. Bunlar da aktivite zamanlarımızda kullanmak için aldım. Kendime kitap aldığım yerde şöyle de bir set vardı arkadaşlar. 5 yaş seti diye geçiyor. Setin içinde neler var şimdi beraber bakacağız. Bilgisayarlar neden bu kadar çok şey biliyor? Derin'in de çok ilgisini çeker böyle şeyler. Araştırmayı çünkü çok sever. Kardeşine okurken onun da hoşuna gider yani. Böyle. Yalnız bayağı sert, kalın kapaklı. Hoşuma gitti yani. Paylaşım hikayesi. Paylaşmak güzeldir. Bu da bir hikaye kitabı. Bu da güzel. Bir araştırma kitabı. Bir tane hikaye kitabı. Ağaçlar Acıkır mı?
İçindekiler şöyle. Bunda da doğayla ilgili bilgiler alabilecek. Bence çok güzel bir setmiş. Su birikintileri neden yok oluyor? Suyun özelliklerini fark etme. Çocukların bilmesi gereken şeyleri böyle onların anlayacağı şekilde hikayeleştirerek yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Nerede yaşadığımıza bak. Toplumsal binalar. Bunda etkinlik de var. Evet. Yap boz yapımı. Ha, kendin de yapabiliyorsun galiba. Evet, kendin de yapabilmen için görseller var. Kendi topluluğunuzu oluşturun diyor. Toplum çalışanları. Ay çok güzelmiş. Gizli olanı bul. Ay Kutay buna bayılıyor. Muhtemelen bu aşağıdakileri buranın içinde bulacak ve boyayacak. Yani bayılır. Kutay çok çok sever. Her sayfası öyle bu arada. Yine bir hikaye. Pinokyo. Pinokyo'yu seviyor Kutay ve bunun hikayesini ezbere bilir. Çünkü akşam okuma saatlerimizde okuduğumuz bir hikayedir Pinokyo'da. Resimli falan iç kısmı. Ve bir tane de boyama kitabı. 5 yaş diyordum ama 5 yaş üstü setmiş arkadaşlar bu. Çok iyi oldu. Aa, tam da benim sevdiğim gibi. Vloglarımdan biliyorsunuzdur. Kutay mesela boya yaparken yapar. Sonrasında sıkılınca başlar. Anne, burasını şu renk yapayım mı? Burasını böyle yapayım mı? Sen ne istiyorsan onu yap derim. Kendi hayal dünyasına göre boyar. Sonra öteki sayfaya geçer. Anne böyle yapayım mı? Şöyle yapayım mı? Falan der. Tam öyle sıkıldığı zamanda da bu tarz bir boyama kitabı alır. Ona göre bakıp boyar. Epeyce de var yalnız içinde. Bayıldım. Bunu göstermeyi unuttum arkadaşlar. Ben kitaplarımın birçoğunu BKM kitaptan aldım. Ve orada belli bir alışverişin üzerine de bu set hediyeydi. İçinde 5 kitap var. Şöyle göstereyim 5 kitabı. Olağanüstü Bir Gece. Satranç. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Bir Kadının Hayatından 24 Saat. Ve Korku. İsimleri bile çok ilgimi çekti. Yani 5 kitap bedava. Bence çok iyi oldu. Kutusu da gayet güzel. Bunun içerisine koy kaldır. Kitaplığında çok da şık durur. Az da yer kaplar. Kitap alışverişimiz bu kadar. Dediğim gibi kitap okuma saatlerimiz olduğu gibi eşimle beraber çocuklar yattıktan sonra artık film izliyorduk ya. Artık kitap da okumaya başladık. Hatta bazen dizi film falan izlemiyoruz. Kitaplarımızı elimize alıyoruz ve kitap okuyoruz. İnşallah böyle de devam eder. İnsana çok iyi geliyor. Uyumadan önce insanı rahatlatıyor. Daha kolay uykuya dalmanızı sağlıyor. En azından bizim için söyleyeyim. Herkes de öyle olmayabilir elbette. Ha, ama tabii ki bazen oluyor ki ay şu sayfayı da okuyayım, bu sayfayı da okuyayım, şöyle de okuyayım derken ne uyku kalıyor. Saate bir bakıyorsunuz kaç olmuş. Öyle de olduğu durumlar oluyor elbette. Bu arada bu kitapları almakta bana sponsor olan eşime de teşekkür ediyorum. Kendisinin hediyesidir bizlere, sağ olsun. Yalnız bayağı da bir kitap almışız ama dediğim gibi okuma saatleri falan yaptığımız için pıtır 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 kitaplar bitiveriyor. Artık ben videomu sonlandırayım. Hangi kitapları aldığımı merak eden arkadaşların ya da kitap alışverişi videoları seven arkadaşların inşallah hoşuna gitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.